Sıra bende abi. Şimdiye kadar bütün eleştiri kanalları böyle bir video yaptı. Düşündüm, araştırdım, bakındım bu süreçte acaba kimi eleştirirsem diye. Sonra dedim ki acaba bütün küçük kanalların yaptığı gibi sadece nese sallayıp İzlenmenin köpeğim olsun. Bakın şunu kesinlikle söylemiyorum. Sadece Enes'in de bir sürü eleştirilebilir tarafı vardır elbette. Ama bunların amacı o değil abi. Bunların amacı tamamen gerekli gereksiz sallayıp ünlü olmak ve izlenme kazanmak. Bu arada ufkum genişledi. Ben sadece birkaç tane eleştiri kanalı var sanıyordum. Bunlar Enes, Beyaz Kurt, Neo Toprak, Kal. Bunları biliyordum ben sadece. Ulan eleştiri içerine bir bakayım dedim. Milyon tane ucube kanal var. Milyon tane gerekli gereksiz sallayan o kadar gerizekalı kanallar var ki. Sonra cidden eleştiri içerinden biraz soğudum ve hevesim kaçtı. Sonra dedim ki ki acaba ben niye birilerine sallamıyorum? <laughs> şaka şaka. Neyse harbiden şaka bir tarafa bir tane kanal keşfettim ki sürekli Enes'e falan sallıyor. Acayip düşüncelere sahip. Ben anlayamadım yani. Bak şunu demiyorum. Bir kanal tabii ki Enes hakkında video çekebilir. Ona sallayabilir. Ama gerekli argümanları varsa. Mesela Kal Enes hakkında bir video yapmıştı. Video gayet de güzeldi. Adamın gerekli argümanları vardı. Falandır filandır. Videosu zaten mükemmel. Ama bunlara bakıyorum ki bunlar sadece sallamış olmak için sallıyor. Dediğim gibi bunlar sadece prim kasmak ve izlenmek için yapıyorlar. Neyse lafı fazla uzatmadan bugünkü keşfettiğim kanala bir göz atalım isterseniz. Düşüncelerinin altına toplanan bir sürü koyun. Abi bakın Enes'in düşüncesi doğrudur, yanlıştır, haklıdır, değildir ben bilemem. Ama neden adamın dediği her şeyi itaat ediyorsunuz? Enes biriyle röportaj yapar kötüler hemen haklı. Bir şey hakkında fikir beyan eder hemen haklı. Oğlum siz robot musunuz lan? Bir insanın düşünceleri başka bir insanla tıpatıp tıp aynı olamaz. Kanka bak sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Diyorsun ki Enes'in dediği doğru mudur yanlış mıdır ben bilemem. Sonra da diyorsun ki Enes'in dediği her şeyi neden itaat ediyorsun? Bak kardeşim bir insana katılmak bir insan hakkında güzel yorum yapmak. O insana itaat ettiğin anlamına gelmiyor. Bak daha demin gittim Enes'in yorumlarına bak. Çoğunluk zaten güzel yorumlar. Çünkü adamın 670 bin takipçisi var. Haklısın Enes. Çok güzel konuşmuşsun Enes. Bunlar itaat etmek olmuyor. Ve ben bugüne kadar Enes'in takipçilerinden pek bir şey istediğini de görmedim. Yok bunu yapın yok şunu yapın falan dediğini hiç görmedim. Bak itaat etmek ne oluyor biliyor musun göstereyim sana. Ya da yalnız şey su, şu. şu. ÖDC, FC, İYİ'nden biraz. Birinin değil. Onunun değil. Yüzünün değil. Bininin değil. Alayım. Bir. <laughs> i̇taat etmek tam olarak bu işte bak bir insana güzel yorum yapmak bir insanın düşüncesine katılmak ona itaat etmek olmuyor. Sevgili bu videoyu izleyen sadece Enes bana arkadaşım. Sen inanıyor musun bu adamların fikirlerinin bile bir aynı olduğuna? Sanıyorsun ki Enes her şeyde haklı ama Değil abi. Oğlum kimse böyle bir şey iddia etmedi ki zaten. Bak ben senin gocunduğun noktayı cidden anladım. Enes'in her videosunda mükemmel yorumlar var. Bu doğal kardeşim. Adamın 670 bin takipçisi var. Adamın zaten kendi kitlesi büyük. Elbette kötü yorumlardan daha fazla güzel yorumlar olacak yani bu doğal bir şey. Ki Enes'in de bana göre haksız olduğu videolar elbette var. Ki zaten Enes sert eleştiri yapan bir kanal değil. Bana göre olayları yorumlayan bir kanal ki kendi düşüncesini kattığı da oluyor tabi. Olayların özetini çıkarıyor. Bir nevi sizin iç sesiniz oluyor. Ya? Enes zaten böyle bir kanal. Hani anlayın şunu artık abi. Sadece Enes bir bok değil. Ben de bir bok değilim. Of abi böyle gerizekalıca bir yorum olamaz ya. Adım kadar eminim ki sen bu ses kaydını kaydeder Dedim ki sadece Enes bir bok değil Sonra durdun düşündün Gelecek yorumları tahmin ettin Mesela senle boksun falan diyebilirlerdi ki ben derdim yani Sonra da dedin ki Ben de bir bok değilim Kendini bu kadar hiç görme yani Evet sen bir boksun hmm. Ben de bir bokum <laughs> Böyle 3 ay kuyumları direkt siliyorum kanaldan. E neden yorum kaldırıyorsun? Yarınam derseniz Valla abi yorum benim işime yarar. Ama ben daha temiz ve mantıklı bir yorumlar kısmı istiyorum. Başka bir isteğin var mı paşam yani? Bir insan sana yorumda kötü yorum yaptı diye, seni eleştirdi diye veya sana küfretti diye yorumları silmek yani değişik bir şey. Yani kanka bu videoyu izliyor musun bilmiyorum ama sen bu içeriği bence Burak belli ki eleştiri kaldıramıyorsun. Ki yorum silmek bence aşırı aptalca bir şey. Zaten bir insan yorum siliyorsa haksızdır ya da eleştiri kaldıramıyordur. Sen de bunlardan birisisin bence. Sadece Abdülhamit. Sadece Abdülhamit gibi zombiler. Tamam şiddoluk atan çocukların da payı var bu konuda ama 670 bin takipçi toplayan adamdan az akıllı konuşması beklenir değil mi? Kanka sadece komiksin biliyor musun? Diyorsun ki bir insan az akıllı konuşsun diyorsun. Abi örnek ver argüman göster Mesela şurada geri zekalıca konuşmuştu. Evet mesela şu an ben de sana sallıyorum. Ama argümanlarım var. Kafama göre sallamıyorum. Bu çocuk geri zekalı deyip geçmiyorum. Ama tabii sen kıçını kaldırıp Enes'in videolarına girip haksız olduğu yerleri bulup onları videona koyacak kadar acizsin. Bak emin ol böyle yapsam belki haklı olduğun yerler olacak. Ama şu an sebepsiz oraya buraya havlayan köpekler gibi gözüküyorsun salak salak sadece Abdülhamit gibi hakkında bir halt bilmediğim konular hakkında konuşmuyoruz. Eğer konuşma yeteneğimiz zayıfsa konuyla alakalı notlar alıyoruz. En kötü metin yazıyoruz. Şimdi unuttuğum ne var? Heh, evet. Nefes yerlerimizi ve hata yaptığımız yerleri kesiyoruz. Ve senin bunların hiçbirini yapmaman ayrı bir söz konusu ama neyse. Ama Enes'in tıpkı tahmin ettiğim gibi çok da zeki olmadığını anladım. Mesela IQ'nun nasıl bir küfürdür lan? Kuş butuna mı ya? IQ lafını ben galiba en son 6. sınıfta falan kullanmıştım. Şimdi IQ yani amına koyum lafını kısaltarak kullanmak çocukluk mu oluyor kanka? Harbiden ben senin düşünce yapına hayran kaldım. Kanka. Daha kaç videonda daha Enes'i sallayacaksın ama böyle ekmek yiyemezsin söyleyeyim sana. Neyse bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Bilmiyorum bu videoyu izler misin karşına çıkar mı ama olur da izlersen büyük ihtimal benim hakkımda bir video çekersin bunu adım kadar eminim. Ben senin yerinde olsam böyle bir şey yapmazdım. Ama inşallah yaparsın ve seni daha sert bir şekilde eleştiririm. Neyse bugünlük de bizden bu kadardı. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.